Yunus Emre 44. bölüm. Namazda oturur pozisyonda duran Kadı Yunus'un fotoğrafı üzerinde Yunus Emre aşkın yolculuğu yazdı. Gündüz vakti dışarıdan Molla Kasım dergahı. Kasım makam odasında pencere önündeki sedirde oturmuş sağ elindeki mektubu okuyor. Allah-u Teala'nın emri, Peygamber Efendimizin sünneti, amelde mezhebimizin imamı, İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'nin içtihadı ve burada hazır bulunan Müslümanların şehadetiyle 50 altın mihri müeccel, 10 altın mihri muaccelle Kasım ağlıyor. Abdullah oğlu Yunus'u kocalığa kabul ettim. Nikaha dönüş. Bacım Sultan üzerinde bordo bir elbise, başında bordo örtülü başlığı, yüzünde mutlu bir tebessümle annesine baktı. Hanım ana onaylar gibi hafifçe kafa salladı. Zikrolunan mihler karşılığı Abdullah oğlu Yunus'u kocalığa kabul ettim. Ettin mi? Ettim. Ettin mi? Ettim. Bacım Sultan Yunus ile yan yana oturuyor. Allah-u Teala'nın emri, Peygamber Efendimizin sünneti, amelde mezhebimizin imamı, İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'nin içtihadı ve burada bulunan Müslümanların şehadetiyle 50 altın mihri müeccel, 10 altın mihri muaccelle Şeyhimiz Tapduk Emre'nin kerimesi bacım sultanı hanımın olarak kabul ettim mi? Üzerinde eski hırkasıyla başı önde oturan Yunus mahcup bakışlarını şeyhe yöneltti. Şeyhim, bütün mülkümüz bir hırkadır. Onu da suya saldık. Aşktan gayrı verecek neyimiz var? Yunus'um, sana tertemiz kızımı, yani sırrımı emanet ederim. Elbet o benim, ben de o. Ona iyi bak. Onun hatrını ve gönlünü hoş tut. Bil ki onu üzen bizi üzer. Benim canım kızım sana aşkla, irfanla pişirdiğim manevi oğlumu emanet ederim. O ben, ben o. Ona iyi bak. Sizden gelecek nesiller velayet sırrı ile donansın. Ayağınız göl, gönlünüz gün, geceniz dolunayla şavkısın. Hanım ana gözleri dolu dolu gülümsüyor. Bacım Sultan ile Yunus tebessüm ederek bir an göz göze geldiler. Allah'ım. Ellerini duaya açtılar. Bu evliliği mübarek eyle. Amin. Aralarında ülfet, geçim, sevgi ve evliliklerinde sebat nasip eyle. Hanım ana bir döşeye renkli bir örtü seriyor. Bunları nefret, geçimsizlik ve ayrılıktan koru. Amin. Allah'ım, Adem aleyhisselam ile Havva validemiz, Muhammed aleyhisselam ile Hatice-i Kübra ve müminlerin annesi Ayşe validemiz, Hazreti Ali Efendimiz ile Hazreti Fatimatü'z-Zehra validemiz arasındaki var olan ülfeti bunlara da nasip eyle. Kendilerine salih çocuklar, uzun ömürler ve bol rızık ihsan eyle. Bismillahirrahmanirrahim. Bir tencere başında. Ey Rabbimiz, Yunus ormanda odun kırıyor. Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara rehber eyle. Vakit olur ki sınandığını dahi bilmez nefs. Gerçekledik, öğrendik şeyhimizden. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş gelmişsiniz. Hoş görmüşüz.
Yunus annesinin elinden tutan 2 yaşlarındaki oğluna gülümseyerek gel işareti yaptı. Elinde papatyalarla yanına gelen oğlunu öpüp sevdi. Beyaz tenli, güleç yüzlü bir çocuk olan İbrahim, az ileride duran annesinin yanına koştu. Yunus çömelmiş halde oğluyla bacım Sultan'a gülümsüyordu, doğruldu. Ben azığı Hazret'e vereyim. Yunus başıyla onayladı. Gel. Bacım Sultan sol elinde bir bohça, yanında İbrahim ile az öteye yürüdü. Eskiden çok güzel elması olur idi bu ağacın. Adem ağaca baktı. Farıdı gitti. Böylesi güzel elma yok idi civarda. Yunus'un tadı kaçtı bir anda. Müsaade buyurursanız, elma ağacı değildir şeyhim. Çınar ağacıdır. Siz başka bir hatıra hatırlarsınız elbet. Şeyhimizin canı elma arzu ederse vardır efendim. Dalından koparmak ister iseniz vakfımıza varız siz dileyen de. Yunus derin bir iç çekti. Acıktın mı İbrahim? Bir bir anlatıverdi Yunus Emrem olan biteni. Her tarik gibi tarikimizin dahi pirimiz Tapduk Emrem Sultan'ın erkanınca. İşte o akşam irşat edivermiş sultanımız Yunus Emrem'i. Dahi hırka giydirmiş. Gece vakti dergah. Şeyh postunun yanındaki minderde katlı halde duran siyah hırkayı eline alıp yakasını öptü. Allahu ekber. Allahu ekber. 3 kez öpüp yüzüne sürdü. Elillahi lhamd. Yunus da başına hafif eğerek hırkayı 3 kez öpüp başına sürdü. Allahu ekber. Elillahi. Yunus Şeyh'in tuttuğu hırkayı hırkasının üstüne giyiyor. Yüzünde ağlamaklı bir ifadeyle kendini Şeyh'e bırakmış, başı hep önde duruyor. Şeyh elleriyle Yunus'un başını yoklayarak sarığını çıkardı. Dönüp sarığı minderin üzerine koydu ve ağır hareketlerle diğer sarığı eline aldı. Doğrularak Yunus'un karşısına dikildi. Haki bir kavuk üzerine dolanmış siyah sarığı öpüp başına koydu. Yunus'a uzattı. Yunus da aynı şekilde öpüp başına koydu. Sarığı Yunus'un başına takıp güzelce oturttu. Giydiğin hilafet değil. Melamet hırkasıdır Yunus'um. Dövene elsiz, sövene dilsiz. Bu hırka içinde artık sözün sözümüz, fiilin fiilimizdir. Bundan böyle senden tüten duman bizim ocağımızın ataşındandır. Neymiş bileceğin, alan veren odur pazar içinde. Gözden gören o, kulaktan işiten o, ayaktan yürüyen o. Ne kaldı senden geriye, ne kalacak? Sen mi vardın ki o kalsın? Zaten o vardı, sen yoktun. Ulu Rabbim bildiriverdi işte. Karşılıklı durmuş tebessüm ediyorlar. Yunus eğilip elini öptü şeyhin. Şeyh de üzerine kapanırcasına eğilerek başından öptü. Yunus ağır ağır doğruldu. Şeyh elini çekmeyince şaşkın şaşkın gülümseyerek tekrar öptü. Yunus'um, o vakit
yola çıkma vakti. İçkiden serhoşu Ayaz, aşktan serhoşu seyahat açar. Hazırlanasın, yola revan oluruz. Yunus başıyla onayladı. Film şeridinin içinde kenarları sarı kontürlü büyük T harfi belirdi. Altında tekten film yazdı. Ateş üstünde kızdırılan kesici bir alet. Dergahta halkı oluşturmuş zikir yapan dervişler. Kadı Yunus, Yusuf Gökhan Atalay. Şeyh Tapduk Emre, payidar tüfekçi. Molla Kasım Baran Akbulut. Hanım Ana Asuman Çakır. Bacım Sultan Pelin Orhuner. Ali Taygu Mehmet Ali Tuncer. Veli Fehmi Gökdeniz. Güngör Samet Demir. Adem Alican Yılmaz. Müzik Alpay Göltekin Zeynep Alasya. Sanat yönetmeni Doğan Özcan. TRT 1 proje sorumlusu Halis Cahit Kurtlu. Senaryo Mehmet Bozdağ, İsa Yıldız. Genel koordinatör Hüseyin Nurettin Dal. Yapım Tekten Film. Yapımcı Mehmet Bozdağ. Proje Tasarım Mehmet Bozdağ, İsa Yıldız. Yönetmen Emre Konuk. Namazda oturur pozisyonda duran Kadı Yunus'un fotoğrafı üzerinde Yunus Emre, aşkın yolculuğu yazdı. Şeyhimin öz yurdu, yukarı illere varmak için çıktığımız yolda bir 1310, ay olmuştur. Molla Kasım dergahı Nallıhan yazdı. Talas derler, bir kazası hudutlarına varmışız. Kasım mektup okuyor. Şeyhimiz hemi namazı eda edelim, hemi de nefeslenelim deyi duralım buyurmuştur. Hayırlısı olmuş ki biz de yolda olan biteni yazmaya imkan bulmuşuz. 1290 Talas Kayseri yazdı. Şeyh ardında Yunus ve Adem ile ağaçlık bir yerdeki düzlüğe postunu sermiş namaz kılıyor. Oturur vaziyette ellerini duaya kaldırdılar. Ellerini yüzlerine sürdüler. Kollarını göğüslerinde bağlayıp başlarına eğdiler. El-Fatiha. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Ellerini duaya açtılar yine. Kasım mektup okumaya devam ediyor. Seyahat için yola çıkmadan evveli şeyhimiz dervişanı topladı. Pirdaşların cümlesinde dahi hane halkında sonsuz bir üzüntü var idi. Geçmiş. Yola çıkan dönmeyi değil, varmayı hesap eder. Varır isek ne âlâ, dönemez isek de dönmüşüzdür. Yolun sonu yolun başıdır. Öyle olmaya idi, yol bir değil, iki olur idi. İki değil, üç olur idi. Ama biz vahdet ehliyiz. Yol birdir. Ali Taygu. Emir buyurun şey. Rica buyuralım. Geride bıraktıklarımız, aile efradımız, evladı iyalimiz dahi tekke bize emanettir. Önce Allah'a ısmarladık. Evin iyaşesi, valide, dahi bacımız ile, dahi çocuklarımız ile ilgilenin. Emanetimizdir. Emanetimizdir şeyhim. Öz canımızdan âlâdır inşallah. Şeyh asasına dayanarak avluda ağır ağır ilerlemeye başladı. Adem sol koluna girip elinden tuttu. Elleri göğüslerinde. İki yanda duran dervişlerin arasından geçiyorlar. Ana dönüş. Siyah mürekkeple yazılmış, yıpranmış mektubu sedirde duranların üstüne koydu.
ağır hareketlerle rahleye eğilip uzun bir mektubu eline aldı ve okumaya başladı. Geçmiş, Şeyh dergah ahalisiyle kapı önünde vedalaşıyor. Elini öpen Ali Taygun'un üzerine eğilip kavuğundan öptü. El göğüste ağlamaklı ifadesiyle çekilerek Yunus'a sarıldı Ali Taygun. Uzun uzun kucaklaştılar. Ali Taygun çekilirken mütebessim ifadesiyle geride duran Veli Yunus'a yanaştı. Şimdi elinde mektupla sedirde oturan Kasım dalıp gitmiş. Geçmiş. Bacım Sultan İbrahim kucağına alıp babasına yanaştı. İbrahim'im. Kucağına aldı. Sarılıp yanağından öptü. Şeyhimiz dahi hüzünlendi. Yunus Emre'nin oğlu İbrahim'i kucağına alıp öpüp koklayan da gözlerinden iki damla inci tanesi düşüverdi. Bacım Sultan'ın gözlerinden yaşlar süzülüyor. Yunus İbrahim'i kucağına alıp havaya kaldırmış. Sevgi dolu gülümseyerek süzüyordu. Yanağından öperek öylece kaldı. Bacım Sultan sessizce ağlayarak başını eğdi. Yunus uzun uzun öpüp kokladığı oğlunu yere indirdi. Başını ellerinin arasına alıp öptü son kez. Ağır ağır doğrulurken karşısında duran Bacım Sultan ile göz göze geldiler. Bacım Sultan yüzünde buruk bir tebessümle gözlerine bakıyor. Omzunda heybesiyle şeyhin sağ yanında duran Yunus da karısıyla oğluna tebessüm ediyor. Bacım Sultan İbrahim'in elinden tutup annesinin yanına geçti. Adem şeyhin asasını öpüp uzattı. Şeyh asasını eline alıp öptü. Kolunda Adem ile dönüp ağaçlı yola doğru ilerlemeye başladı. Yunus öylece durmuş gözlerinden yaşlar süzülen Bacım Sultan'ı süzüyordu. Dönüp şeyhin ardına düştü. Onlar dergahtan uzaklaşırken kapı önünde toplanmış dervişler üzgün gözlerle arkalarından bakıyorlar. Hanım ana gözyaşlarını silerek dönüp elini Bacım Sultan'ın omzuna götürdü. Öylece kala kalmış ağlayan kızına sokulup başını omzuna yasladı. Şeyh iki yanında Yunus ve Adem ile uzaklaşırken zaman çok yavaş akıyor. Gece vakti gökyüzünde dolunay parlıyor. Yunuslar ormanlık bir yerde ateşin başında oturuyorlar. Allah. Yere diz üstü oturmuş tesbih Allah çekiyor. Allah. Yunus sağ yanında oturmuş, sol yanında Allah oturan Adem ise bir atkıya sığınmış halde uykuluyor. Hafif meyilli çimenlik kuru yapraklarla kaplı, sık ağaçların arasına ay ışığı vuruyor. Ağır ağır hareketlenen Yunus elinde asasıyla yerinden kalkıyor. Sıkıntıyla büzdüğü yüzü al al olmuş, gözlerini kısarak etrafına bakınıyor. Hareketlenerek Şeyh ile Adem'den uzaklaşmaya başladı. Biraz aşağıda durup başını göğe kaldırdı. Yüzünde ağlamaklı bir ifadeyle gökyüzüne bakıyor. Dağlar ile, taşlar ile çağırayım Mevlam seni. Şeyh zikrinde. Şaşkın şaşkın izleyen Adem ise hebesinden bir şey aramaya koyuldu. Seherlerde kuşlar ile çağırayım Mevlam seni. Su dibinde mahi ile. Sahralarda ahu ile. Adem bir kağıt çıkarmış, yazmaya hazırlanıyor. Abdal olup yahu ile çağırayım Mevlam seni. Gökyüzünde İsa ile,
Turdağ'ında Musa ile elimdeki asa ile çağırayım Mevlam seni. Şimdi Kasım yüzünü ekşiterek başını çevirdi. Derdi çokça Eyyub ile. Gözü yaşlı Yakub ile. Ol Muhammed, Mahbub ile çağırayım Mevlam seni. Hamdü şükrullah ile. Vasf-ı kul vallah ile. Daima zikrullah ile çağırayım Mevlam seni. Adem yazıyor. Bilmişim dünya halini. Terk ettim kıyruk halini. Başım açık. Ayak yalını çağırayım Mevlam seni. Yunus okur diller ile. Ol kumru bülbüller ile. Hakkı seven kullar ile çağırayım Mevlam seni. Şeyh başını kaldırdı. Hak. Hak. Yunus başını sol omzu üzerinden çevirip bir an tebessüm ederek şeyhe baktı. Hareketlenip o tarafa yönelirken şeyh tesbihini öptü ve sağ yanına koydu. Çağır Yunus'uma. Çağır. Turda Musa ile. Kendi yolunda Hızır ile çağır. Hazreti İsa içte. Hazreti Musa içte. Peygamber Efendimiz içte. Uyul içten içe, hiçten içe, içe içe. Gidilirmiş değil mi Yunus'um? Dağlarca odunu taşıttırırız da odunun külü kalmaz. Ne demiş Yesevi atamız? 40 günde gelene amma da geciktin ha. 40 senede gelene ne de tez geldin. Hangi pir elinden tutar, hak erenler ona bakarlar. Yunus el göğüste tebessüm ederek başını eğdi. Ana dönüş. Kaşlarını çatmış, aksi ifadesiyle öylece oturan Kasım mektubu Sedir'e bıraktı. Destur şeyhim. De hele Musa. Şeyhim, pirdaşlar cem olmuşlardır huzurda. Tez duyulmuş haçtan döndüğümüz. İşiten kapımızda. Hele vakit bir yere mi kaçar Musa efendi? Bu sabırla maşallah. İyi beklemişler bunca sene dönmemizi. Emriniz başım üstüne şeyhim. Başkaca bir arzunuz? Var ihvanla alakadar ol. İkramda bulun. Bağdat'tan tatlı almamış mıyız? İkram edin bolca. Emriniz başım üstüne şeyhim. Mektuplara döndü. Nallı Han'dan hareketle yol boyu 3 geceden fazla bir yerde kalmamak kaydı şartı, dahi şeyhimizin nice kerametlerine, dahi Yunus Emre'nin gönlünden diline akan nice fevkal beşer şiirini söyleyip ilahisini ırlamasına şahit olduk. Dahi kayda geçmek lütfuna nail olduk. Geçmiş. Vakit ne vakittir Adem Efendi? Daha sabah namazına çok vardır şeyhim. Var mıdır ekmeğimiz suyumuz? Şehre varıp istemeyelim. İşte. Gök yorgan, yer döşek.
Yastığımız taş, minderimiz toprak. Hele ataşı harlayıverelim de Yunus'um geceleyelim. Yunus ateşe baktı şöyle bir. Siz istirahat buyurun şeyhim. Biz Adem Efendi ile odun toplayalım. Adem gülümseyerek başıyla onayladı ve beraberce ayaklandılar. Şeyh kollarını göğsünde bağlamış halde boşluğa bakıyor. Adem nefesinin buğusu havaya karışarak omuzlarını örttüğü atkıyı katlıyordu, durakladı. Üzerinde hırkasıyla üşür gibi hafif büzüşmüş halde oturan şeyhe bakıyor. Yunus ile göz göze gelerek hareketlenip atkıyı şeyhin omuzlarını örttü. Elleri şeyhin omuzlarında öylece kaldı. Şeyh sağ eliyle Adem'in elini tutup hafifçe patpatladı. Adem tebessüm ederek doğruldu. Ağır adımlarla yanına gelen Yunus ile şeyhin arkasından geçerek uzaklaştılar. Şeyh karşıya odakladığı bakışlarıyla atkıya sarındı. Bir ağacın tomurcuklanmış ince bir dalının ardından orman. Yunus Adem'le yamaçtaki sık ağaçlıkta odun topluyor. Adem kucağında uzunca düzgün odunlarla yerden eğri bir dalı alan Yunus'a eğildi. Yunus odunu beğenmemiş gibi suratını büzerek bıraktı. Yunus Efendi, müsaade buyurursanız size bir soru sormak isterim. Estağfurullah Adem Efendi. Cevap beklemez isen sorasın elbet. Beklerim. Hep merak eder soramam. Dergâhta pirdaşlarımızdan mazinizi işitmişiz elbet. Ama benim merak ettiğim, şeyhimizle nerede tanış oldunuz? Hatırlar mısınız? Ne vakit karşılaştınız şeyhimizle? Yunus dalıp gitti. Hatırlarım elbet. Karatay Medresesi'nden icazetimi daha taze almış idim. Şair sözü yalandır. Geçmiş. Bizler ümmeti Muhammed için dilimizle laf etmek değil, tüm varlığımızla hizmet etmek, iş görmek yoluna talibiz. Abdullah oğlu Yunus. 1268 Karatay Medresesi Konya yazdı. Yunus kadı cübbesini giyip büyük beyaz sarığını taktı. Birinin elini öpüyor. Vallahan kadısı. Siyah beyaz geçmiş. Yunus at sırtında bir ovada dört nala ilerliyor. Issız bir tepe üstünden ağır ağır ilerlemeye devam ediyor. Yunus elinde asasıyla ıssız bir çayırda ağır ağır ilerleyen şeyhin arkasında belirdi. İhtiyar! Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam. Nereden gelir, nereye gidersin böyle? Yoldan gelir, yola giderim. Sana... Bir mağaradalar. Birlikte yağmurdan mağaraya sığındığın bu adamın... Nallı Han'ın yeni kadısı olduğunu söylesem... Ne dersin? Mağaraya yağmurdan sığınmak için değil, ikindi namazını kılmak için girdim derim. Gece vakti ağaçlık bir yerde namaz kılıyorlar. Yunus önde durmuş, 60 yaşlarındaki şeyh ise bir adım gerisinde. Ana dönüş. Yunus ateşe odun atıyor. Kaç gün ola ki yola revan olmuşuz? Yazı verdin mi Adem Efendi? Bir ayı tamam olmuştur şeyhim. Şey hafifçe kafa salladı. Yunus Emrem, hatırlar mısın? Kadı Yunus ile ihtiyarın tanış olduğu vakitleri... Gene böyle bir ağacın misafiri olmuş idik. Allah hayırlı ömürler versin yaşar ise. Yunus şaşkın şaşkın bakan Adem'e gülümsedi.
Bir yolda tanış olup yoldaş olduk Yunus Emre. Ne yol biter ne yoldaşlık. Yola da yolcuya da yoldaşlık gerek. Ne demişler? Önce refik, sonra tarik. Yoldaş aynadır. Yolu tanıtır yolcuya. Öyle olmayaydı. Tur Dağı'nda birlikte Mevla'yı çağırdığın Musa, Hızır'a yoldaş olur muydu? Tebessüm ederek düşüncelere daldılar. Gündüz vakti uzaktan Nallıhan, Nallıhan 1310 yazdı. Molla Kasım dergahı. Pek hasret kalmışız. Varalım, ricacı olalım ihvanlar. Buyuracak demiştir ya Musa Efendi. Hele telaş etmeyin pirdaşlar. Biz nereden biliriz şeyhimiz ne hal içredir, hangi alemde deveran eder. Sade dediği rahatsız edilmeyelim. O da ister elbet yıllar sonra dönen de ihvanını görmek. Gül cemalin göstermeyince kusur arar olduk kendimizde. Biz dahi merak ederiz pirdaşlar. Bizsiz mi? Hacdan döndüğü lahza kapanmıştır odasına. Huzur odasında halka halinde oturuyorlar. Kasım mektup okumaya devam ediyor. Erenlerin himmetini ben bana yoldaş eyleyem. Her nere varır isem cümle işim hoş eyleyem. Geçmiş, yola devam ediyorlar. Koyan bu dünyayı gidem, cün ahirete sefer idem. Ol uçmakta hurileri, ben bana yoldaş eyleyem. Tene yumuşak giymeyim, cümlesinden ayrı olam. Döşeğimi toprak edip, yastığımı taş eyleyem. Vuram yıkam nefsevini, odda yana hırsu heva. El götürem şimdiden geri, nefsile savaş eyleyem. Tenim dahi, canım dahi hiç bilmedi enel hakkı. Şimdiye dek bilmediyse şimdiden geri iş eyleyem. Bugün gülen kişi bunda yarın ağlayan da revan döküp gözyaşını yastığımı yaş eyleyem. Miskin Yunus der çağırır, aşıkıyam miskinlerin. Derviş değil ise dışım, İçimi derviş eyleyem. Yunus Emre'nin dilinden dökülen şiirler yolu da zamanı da unutturuvermiş idi. Sıcak bozkırlarda bir seher yeli gibi eser gönlümüze. Soğuk gecelerde içimizi ısıtan, gözümüzü ışıtan ateş gibi. Yol mudur geçen, vakit mi birbirine karışık seyahatte? Şimdi... Kasım manidar gülümseyerek elindeki mektubu sedire koydu ve rahleden başka bir tane aldı. Aylar oldu Nallıhan'dan ayrılmışız. Anadolu'yu bir boydan bir boya yürümüş, yukarı illere varmaya yaklaşır idik. Tebriz 1290 yazdı. Şeyh Yunus ve Adem bir yamaçta durmuş yakınlardaki şehre bakıyorlar. İşte... Şehirler efendisi, Şehriyar Tebriz Yunus'um. Biz şehir işine varmayalım. Dönen de aynı istikametten yol alır, varırız canlara. Yunus'um, çoğu gitti, azı kaldı. Nahçıvan'a, oradan Şeki'ye, oradan da Gah'a varırız Allah'ın izniyle. Yunus tebessüm ederek Tebriz'i seyre koyuldu. Yemyeşil yamaçta öylece duruyorlar. Ana dönüş.
Kasım elini gözlerine götürüp hafifçe ovdu. Başını kaldırıp düşünceli ifadesiyle odanın duvarlarını süzmeye başladı. Geçmiş. Şeyh ardında Kasım ile taşlık bir yolda ilerliyordu. Durup önlerine çıkan kaplumbağaya odaklandı. Dur hele dur ihtiyar. İki kelam edelim. Asasını Kasım'a verip yere çöktü ve kaplumbağayı iki yanından tutarak aldı. Ağır ağır doğrulup Kasım'a yaklaştı. Ensesine bak, ensesine. Baktı. Çakı izi var mıdır? Geçmiş. Şeyh dergahın kapısına gelen kaplumbağayı eline aldı. Avludan taşraya bıraktırmış idim Çağrı'yı efendim ama bura yürümüş demek. Kasım'ım, al bakalım sahip efendiyi de avluda yayılsın. Kasım şaşkın. Vardır sultanım. Şeyh elinde kaplumbağayla yürüdü. Kasım ise şok olmuş halde öylece duruyor. Ya ihtiyar, yol tektir derler ya. Yine karşılaştık bak. Yaşlı Kasım ağlıyor. Şeyhim beni tek kalemde gözden çıkardı dedi. Geçmiş. Sonra aynayı kendime tuttum. Bak bakalım Kasım Efendi dedim. Bak kendine. Layık mısın şeyhinin muhabbetine? Bakarım ki aynaya. Karanlık geçmiş. Sade kör bir karanlık akseder o aynadan. Sonra gene tutup beni çıkarıverdiniz o kör kuyulardan. Ben kusur üstüne kusur işlerim. Siz gene lütfedersiniz. Biz bin bir günaha bulanırız. Siz bir kere yüz çevirmezsiniz bizden. İnsanın yüzü Hakk'ın nazargahı. Ondan yüz çevirelim mi Kasım? Ana dönüş. Kasım yüzünde derin bir kederle bakışlarını indirip sırtını doğrulttu. Elindeki mektubu sedire bırakıp rahleye şöyle bir baktı. Ağlamaklı ifadesiyle ellerini dizlerine koyup hafifçe ovdu. Sol elini rahleye uzatarak açık mektuplardan birini aldı. El değiştirip kendine yaklaştırdı mektubu. Bir kez gönül yıktın ise bu kıldığın namaz değil. Geçmiş. 72 millet dahi elin yüzün yumaz değil. Erenler gelip geçtiler. Adem yazıyor. Dünyayı koyup göçtüler. Havaya ağıp uçtular. Bular hümadır. Kaz değil. Can odur. Kim hakka eri. Ayak odur. Yola giri. Er odur, alçakta dura, yüksekten bakan göz değil. Münkir ile müddeyi sayma buçuğa koyanı. Git ahura tak bunları. Her kim ki aşık baz değil. Doğru yola gittin ise, er eteğin tuttun ise, bir hayır da ettin ise, birine bindir. Yunus bu sözleri çatar, sanki balı yağ katar. Halka metalarını satar. Yükü cevherdir, tuz değil.
gözlerini yumdu. Ana dönüş. Kasım hiddetli ifadesiyle başını kaldırdı. Küfür söyler, adına şiir der. Bir kez gönül kırdın ise kıldığın namaz değilmiş. Sözün sonunda ne dersin Yunus Efendi? Namaza gerek yok ise geçmiş. Dinsiz, namazsız bir dervişlik mi tarif edersin millete? Madem küfründen dönmezsin, bile isteye devam ettirirsin, o vakit bunun adı dinsizlik etmek ola. E bile isteye de dinsizlik edene dinsiz denir. Şimdi Kasım bakışlarını sol yandaki pencereye odaklamış halde düşünüyor. Dönüp elindeki mektubu kenara koydu. Rahleye dizili mektuplardan birini aldı. Geçmişe dönüş. Yunus gözleri kapalı. Nehre karşı durmuş tebessüm ediyor. Hadi. Gözlerini açtı Yunus. Yolcu yolunda gerek canlar. Yunus kendine gelmiş gibi dönüp çimenlikte oturan Şehli Adem'e baktı. Hareketlenerek o tarafa yürüdü. Şeyhim. Adem Şeyh'in elinden tutup kaldırdı. Yanlarına gelen Yunus ile toparlanmaya koyuldular. Yunus Şeyh'in postunu toplayıp heybesine koydu ve getirip sağ omzuna asmasına yardım etti. O yerde duran kendi heybesini toplarken Adem gelip Şeyh'in koluna girdi. Şeyh'im. Buradan nice bir istikametten devam ederiz Şeyh'im. Öncelik Şeki'ye vararız. Ama kimseciklere uğrayıp dostlara zahmet vermeyelim. Oradan da Zagatala'ya varırız. Bir nefes daha alıp veren de yaha varmışız. Ocağımıza. Gençliğimiz oracıkta geçti. Bir aşktan bir aşka savrulduğumuz günler. Hadi bismillah. Hareketlenerek ağır ağır ağaçlığa doğru yürümeye başladılar. Nallı Han'dan yola koyuluşumuzun üzerinden 6 aydan fazlaca geçmiş idi. Şeyhimizin deyiverdiği gibi Tebriz üzeri Şeki'ye, oradan Zagatala'ya, oradan da şeyhimizin yetiştiği Gah adında bir kazada Mukim Pir İbrahim Zahidi Geylani Hazret Tekkesi'ne ulaştık. İbrahim Zahidi Geylani Dergahı, Gah Azerbaycan, 1290 yazdı. Seher tezden gözleyirim. Bu ışık nedir? Meğer ocağımızdan kopan o köz bir ateş olmuş Anadolu'dan. Gah'taki hanemize vurur şavkı. Nice vakit olmuş. Firdaşlarımız burnumuzda tüter. Keşke geçen günleri geri kaytarmak mümkün olaydı. Hoş gelmişsiniz, şerefler vermişsiniz fakir hanemize. Şeref bizimdir, firdaşımız Hayyami. Bir odada oturuyorlar. Hele tanış olasız. Yunus Emrem. Hoş gelmişsen can Yunus Emrem. Anadolu'dan gelen dervişlerden duyarım şiirlerinizi. Pınarlar gibi çağlar dillerinde dervişlerin ilahileriniz. Adem'im. Hoş gelmişsin Ademcan. Hoş görmüşüz şeyhim. İcazet verin, özlerini takdim etsinler şeyhim. Genceli hayrani, himmetinize dua ederiz şeyhim. Hizmetinize dua ederiz hayranim. Şirvan'dan Hüseyinoğlu Eldar, himmetinize muhtacız şeyhim. Hizmetinize alem muhtaç Eldar'ım. Hocalı'dan Şahoğlu İlyas,
Himmetinize muhtacız şeyhim. Hizmetinize cihan muhtaç İlyas'ım. O vakitler posta oturan Şeyh Sadreddin Hayyami Hazret, dahi dervişleri, şeyhimizi, dahi biz kullarını büyük bir edep ve sevinç ile karşıladılar. Meğer ki biz ulaşmadan Yunus Emre'nin şiirlerini ulaştırmışlar bizden evvel gelip geçen dervişler yukarı illere. Destur şeyhim. Şimdi Kasım mektubu kenara koydu. Gel hele Musa'm, gel. Musa elinde büyük bir sini ile girdi. Etli pilav, çorba, taze ve kuru meyveler olan siniyi Kasım'ın önüne koydu. Ağzınızı açıp tek lokma yememişsiniz şeyhim. Hoca Nasreddin'in dediği gibi. Kaç sene olmuş bu eşeği besleriz biz dahi unutmuşuz Musa efendi. Varsın biraz da aç bekleyiversin. Başkaca bir emriniz yok ise. Sohbeti yarın ediverelim artık Musa'm. Yatsıdan sonra ihvanı haber ediveresin. Kalan kalsın misafir edile. Dağılan dağılsın. Emriniz başım üstüne şeyhim. Musa el göğüste geri geri çekildi. Kasım sağ yanına koyduğu mektubu çevirip şöyle bir baktı. Ardından rahledekilerden birini aldı ve ay ışığı vuran pencerenin geniş pervazına yaslandı. Akşam namazından sonra şeyhimizin geldiğini işiten yukarı illerden çokça canlar, şeyhimizi görüp hayır duasını almak için İbrahim Zahidi Geylani dergahında birlenmişler idi. Geçmiş. Onca yolu söz danışmaya değil, söz işitmeye gelmişiz. Hele bir ihya edelim gecemizi, zikir yapalım şeyhim. Şeyhim, icazet verirseniz, canlar Yunus Emre'min bir ilahesini ırlamak arzu ederler. Söz zamanı aşar elbet. Kendinden evvel sözü gelir Yunus Emre'min. Hele dinleyelim o vakit. Hayyami sol yanında oturan genç dervişlerle el göğüste selamlaştı. Gelin heyhvanı yarenler, sizin ile diyelim hemen Allah. Ola ki lütfeder ol şah, bu fırsatta hemen Allah, 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 Allah. Yunus yüzünde mutlu bir şaşkınlıkla dinliyor. Diyelim bismike ya hazreti. Başlarını kalp hizasından sağa doğru sallamaya başladılar. Katılmamış, tebessüm ederek dervişi dinliyor. Yunus ağlaya ağlaya kafa sallamaya başladı. Güvenime mal.
Aynı anda durdular. Hayami elini göğsüne koydu. Esselamu aleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Başlarını öne eğdiler. Canların ırlayı verdiği Yunus Emre'nin ilahisinden sonra şeyhimiz dahi cemaat şevke gelmiş idi. Şeyhim Tapduk Emre Yunus Emre'me söyledi. Şevkimiz vardır Yunus Emre'm. Hele şiir söyleyiver de işitsin canlar. Yunus mahcup. Destur. Şeyh elini kalbine koydu. Himmet şeyhim. Yunus ağlamaklı ifadesiyle bakışlarını indirdi. Hak. Cihana doludur. Kimseler hakkı bilmez. Onu sen, senden iste. O senden ayrı olmaz. Dünyaya inanırsın. Rızka benimdir dersin. Niçin yalan söylersin? Çün hiç dediğin olmaz. Ahiret çok ıraktır. Doğruluk tek azıktır. Ayrılık sarp firaktır. Hiç giden geri gelmez. Dünyaya gelen göçer. Bir bir şerbetin içer. Bu bir köprüdür. Geçer. Cahiller bunu bilmez. Gelin tanış olalım. İşi kolay kılalım. Sevelim, sevilelim. Dünya kimseye kalmaz. Yunus sözün anlar isen, manisini dinler isen, sana bir amel gerek. Bunda kimse kalmaz. Adem gülümseyerek dinliyor. Pirler vardıkları yerde 10 günden fazla gecelemezler imiş. Seyahat adabından, usulden imiş. Kasım suratı 5 karış indirdi mektubu. Manasını dinleyen şirke düşer Yunus Efendi, şirke. Sinirle kenara koydu mektubu. Ardından hafifçe öne eğilerek bir kelimesi karalanmış bir mektubu eline aldı. Şeyhimizin ocağı İbrahim Zahidi Geylani dergahında kaldığımız sürece şeyhimiz pek çok sohbetler ediverdi. Adem rahle başında yazıyor. Pek çok tanışanı dahi işiteni ziyaretine varıp elini öpmek için geldiler. Gezintiye çıkan da dergahta taze Zahidi pirdaşlardan birisi şeyhimize Yaradan'ın insanı niçin yarattığını sorduydu. Bir ağacın altında oturuyorlar. Şeyhim, meraklı meseldir. Çoğu vakit canlar ile bile fikirleşiriz. Allah insanı niçin yarattı? Ben cinleri ve insanları yalnız beni tanıyıp kulluk etsinler diye yarattım buyurur Kadir Çalabım Zariyat suresinde. Dilimiz Türk dilidir. Türk dilinde danışıverelim o vakit. Kulluktan mana tapmaktır. Kul olanın nişanesi tapmaktır. Kime? Efendisine. Efendisi kim? Kimin kulu ise o. Kul var ise padişah da var. Kulluğun manası tapmaktır.
tapmaktır deriz. Tapmanın manası ne ola ki? Madem ki Türk dilince söyleriz. Nedir tapmak? Bilmektir, bulmaktır. Bilmeden tapma olur mu? İnsan bilmediğine tapar mı? Allah'a taptık, Allah'ı bildik. Niçin? Çünkü Allah'a kuluz. O vakit bilinmek için yarattı. Hadis-i Kutsi'de demez mi? Ben gizli bir hazineydim. Bilinmeyi sevdim. O sebepten varlığı var ettim, yarattım. İyi de bu bilme nice bir bilmedir? İşte bütün mesele bilmeyi bilmede. Eserin içinde sanatkarı görme. Sanatkar bilinmeyi istemese idi, icra eder miydi? Bilici olan kim? İnsan. Muhatap kılmış kendini. Değil mi ki? Hakikatin muhatabı insandır. O vakit insan deyip tek kelimede geçivermeyeceksin öyle. Hele bir bak onun macerasına. İlkin çamur idi. Çamur dediği ne ola ki? Bir avuç toprak, bir avuç su. Sonra yedi deverandan geçti, ete kemiğe büründü. Bak hele çıktığı yola, vardığı menzile. Ya ne deyi geldi de insanda durdu onca yolu? Onu bile deyi elbet. Padişahı bile tanıya, ona tapa, ona kul ola dey. Ya onu bilen de ne ola ki? Ne olacak canlar? Onu bilen kendini bilmez mi? Kendini bilen onu bilmez mi? Ne der? Nefsini bilen Rabbini bilir. Rabbini bilen de nefsini bilir elbet. Madem ki muhatap kıldı, yarattı, işte çamurdan insan suretine onca yolu kendini bilmek, nefsini bilmek, dahi Rabbini bilmek için yürütüverdi insanı. Ve hepsini tek yaptı. Bir, hayvanat gibi kimin su dibinde, kimin gökyüzünde, kimin yer altında yaratmadı. Genceliği de bir yarattı, Nallı Hanlı'yı da, Farsi'yi de, Arabi'yi de, Hindu'yu da, Yunan'ı da, dahi Mağriplileri. Ol sebep buyurmaz mı? Ya eyyühennas! 72 kavme ulu nazar ile bakmayan da olur mu indi? Kitabı inkar değil midir bu canlar? Sebep? Çün insan kıldı. Kendine muhatap kıldı. Dönüş yolunda sözü bal eyledi Yunus Emre. Yukarı illerin canları dahi mest olup şevke geldiler. Yunus Emrem söyledi. Kul padişahsız olmaz. Padişah kulsuz değil. Padişahı kim bildi? Kul etmese yurt savul. Sultan daima sultan. Kul daima kul idi. O kadim padişahtı. Usul içinde usul. Kasım mektubu indirdi. Geçmiş. Tanrı kadim. Kul kadim. Ayrılmadım bir adım. Gör kul kim.
Tanrı kimdir? Anla ey sahip kabul. Bize birlik sarayın doğru beşaret ayın. Kogul benli ya kul. Gör şimdi gizli seyri. Seyir içindeki sırrı. Kul. Adem yazıyor. Bilmez bu tedbiri. Kime değdi bu nüzul? Ayet ayet kamusun. Ne kanü, ne madensin. Sureti pür manisin. Padişahı sen de bul. Gel, şimdi hicabını aç. Senden ayrıl, sana kaç. Sen de bulasın Miraç. Sana gelir cümle yol. Neye vardın ey akil? Bir ağızdan cümle dili. Cüz'iyatı müselsili. Haber verir aklı kül. Yunus. Bak. Neredesin? Ne yerde? Ne göktesin? Bekle edep perdesini. Gel şimdi. Gel. Tapu kıl. Şeyh gülümseyerek dalıp gitmiş. Adem ağlamaklı. Hayami etkilenmiş ifadesiyle tebessüm ederek kafa sallıyor. Adem bambu dalından yapılma kalemi hokkaya batırdı. Dönüşümüz yakındır şeyhimizin ocağından Anadolu'ya. Yaşadığımız cümle sergüzeşti. Dahi Yunus Emre'nin söylediği pek çok şiirleri burada da kaydetmek nasip olmuştur. Kalemi ucunda yanan bir kandil ve mürekkep hokkası olan rahlenin başına koydu. Yazdığı mektupları toparlayarak arkasına yaslandı. Tebessüm ederek derin bir nefes alıp gözlerini yumdu. Karanlık. Severim seni ben candan içeri. Yolum ötmez bu erkandan içeri. Neye varır ise gönlüm dolusun. Senin nerede koyam bundan içeri? Bana sorman, bana bende değilim. Suretim boş gezer suretten içeri. Beni benden alana ermez ilim. Kadem kim basa sultandan içeri. Tecelliden nasip erdi kimine? Kiminin maksudu bundan içeri. Kime dokunduysa ol dost nazarı. Onun şulesi var günden içeri. Senin aşkın beni benden alıptır. Ne şirin dert bu dermandan içeri. Şeriat tarikat yoldur varana. Hakikat marifet andan içeri. Süleyman kuş dili bilir dediler. Süleyman var Süleyman'dan içeri. Sülük seyir eden aşkın erini. Limen yezhebu fi tarikatil hakikati. Nice mezhep olur dinden içeri. Dergahın avlusuna kurulu rahlede yazan adam duraklayıp doğruldu. Yazdın mı Ahmet Efendi? Türkçenin hakikatini muhafaza edesin. Yunus Emre'nin misal alasın kendine. Nasıl da arı durudur sözleri, hakikat aleminden akar. Saf ve de berrak. Tercüme ederken dikkat edesin bu hususa. Tamamdır Ali Taygu. Ali Taygu yanındaki dervişlerle göz göze geldi. Efendi. Efendi. Tamı tamına üç hece. Ali Taygu efendi. Heh. Ali Taygu kafa salladı. İstesem bile Yunus Emre'nin sözlerini bulandırmak imkan değildir bana. Değildir elbet. Hakikattir sözleri.
Şeyhim der ki, hakikat kelamı tercüme istemez. Yaz hele devamın. Ahmet Rahli eğildi. Dinin terk edenin küfürdür işi. Bu ne küfürdür? İmandan içeri. Geçer iken Yunus şeş oldu dosta. Ahmet yazıyor. Ki kaldı kapıda andan içeri. Kırklı yaşlarda kır sakallı mavi gözlü bir adam olan Ahmet doğrulup Ali Taygu'ya döndü. Hangi vakit döner şeyhimiz seyahatten? Ali Taygu dervişlere şöyle bir baktı. Yakındır inşallah. Ana dönüş. Kasım surat ekşiterek mektubu kenara koydu. Bağdaş kurduğu sedirden rahleye eğilerek başka bir mektup aldı. Derin çizgiler olan alnını büzerek okumaya koyuldu. Endülüs'ten çıkıp Tabduk Emre dergahına gelişim 6 ay olmuştur. Şeyh Efendi, Yunus Emre, dahi bir dervişi çıktıkları seyahatten dönene kadar Türk dilini iyice kavramışız inşallah. Dahi birçok Yunus Emre şiirlerini Türk dilinden Arapçaya aktarmışız. Bu iş sırasında görmüşüm, dahi anlamışım ki Yunus Emre'nin şiiri söz değil, manadır. Onun söylediği manayı hangi dile giydirir isen o manayı okursun. İşte bu cihetle Yunus Emre'm Türk dilini Rabbani bilgiyle süslemiştir. Türk dilini hakikatin dili etmiştir. Şeyh-i Ekber Muhyiddin İbn Arabi'nin ömrünce taliplere öğretisi olan Vahdet-i Vücud inanışı Yunus Emre'nin şiirlerinde dile gelmiş tas tamam. Şahitlik ederiz ki Yunus Emre'nin şiiri Kur'an ayetlerinin varlığın birliği zaviyesinden tefsiridir. Kasım dizini döverek ayıflanıyor. Geceler günlere eklendi, zaman eridi gitti. 1292 Tabduk Emre dergahı Nallıhan yazdı. Şeyhim yanında Yunus Efendi ile çıka geldi. Yunus oğlunu kucağına aldı. Adem Efendi'yi yukarı illerde halife bırakmış şeyhimiz. Biz dahi yollarına düştük. Valide Sultan dahi, bacım Sultan yengemiz, Yunus Emre'nin evlatları dahi pek sevinç ile dolu olduk. Yunus sevinçle gülümseyerek oğlunu yere indirdi. Şeyhim ve Yunus Emre seyahatteyken Yunus Emre'nin ikinci çocuğu dünyaya gelmiş idi. Şeyh Efendi'nin dönüşü beklendiği için henüz bebeğe isim koymamışlar idi. Yunus kucağına alıp sevdiği 1,5 yaşlarındaki kızını şeyhin kucağına veriyor. Şeyh Efendi küçük kızı kucağına alanda kulağına tekbirler ile ismini fısıldayıverdi. Fatıma, Fatıma, Fatıma. Bacım Sultan gözleri dolu dolu gülümsüyordu, ağlamaya başladı. Geride duran hanım ana gülümseyerek izliyor. Ali Taygun mutlu. Şey sıcacık gülümsüyor ailesine. Ana dönüş. Kasım dudaklarını hafifçe kıpırdatarak okuyordu, duraklayıp mektubu indirdi. Benzi atmış, yorgun, kederli ifadesiyle başını kaldırıp bakışlarını boşluğa odakladı. Elinde kalan mektubu ağır hareketlerle sağ yanına koydu. Sağ elini sedirden kaldırmadan öbür elini rahleye uzatıp bir mektup aldı. Ağır hareketlerle kaykılarak oturuşunu düzeltip mektuba odaklandı. Seyahatten dönende ilk akşamında şeyhin dahi Yunus Emre'nin döndüğünü duyan sevenleri dergahı doldurmuşlar idi.
Namazın ardından Yunus Emrem şiir söyledi. Hak'tan gelen şerbeti içtik elhamdülillah. Ahmet yazıyor. Şol kudret denizini geçtik elhamdülillah. Şol karşıki dağları, meşeleri, bağları sağlık, safalık ile açtık elhamdülillah. Kuruyduk, yaş olduk, kanatlandık, kuş olduk. Birbirimize eş olduk, uçtuk elhamdülillah. Bacım Sultan kızını kucağında sallayarak kadınlar tarafında dinliyor. Vardığımız illere, şol safa gönüllere, baba taptuk manisin, saçtık elhamdülillah. Bacım Sultan ilinden, şeker damlar dilinden. Bacım Sultan derin bir iç çekti. Dost bağının yolundan geçtik elhamdülillah. Beri gel barışalım, yadi sen bilişelim. Atımız eğerlendi, estik elhamdülillah. İndik Rum'u kışladık, çok hayır, şer işledik. Üç bahar geldi geri, göçtük elhamdülillah. Dirildik, pınar olduk. İrkildik, ırmak olduk. Aktık, denize dolduk. Taştık elhamdülillah. Taptuk'un tapusunda, kul olduk kapusunda. Yunus miskin, çiğdik. Ali Taygu ile göz göze geldiler. Piştik elhamdülillah. Ali Taygu tebessüm ederek önüne döndü. Bacım Sultan'ın gözlerinden yaşlar süzülüyor. Şimdi Kasım elindekini sinirle kenara koydu. Rahle'den başka bir mektup aldı. Meclis dağılanın ardından şeyhim ünledi. Hele anlatıveresin. Nereden gelirsin, ne demeye gelirsin? Ahmet Yunus ile şeyhin huzurunda. Hekînel kıssa min en ıptıcı leyş ıptıcı. Bilmişim Yunus Emrem. Endülüs'te Kurduba derler şehirdeyim. Şehirde yaşarım şeyhim. Bir kitap dükkanındayım. Sahaflık yaparım. Bir gece rüyamda Şeyh-i Ekber'i gördüm. Muhyiddin İbn Arabi. Şeyhimiz söyledi bana ki, izimi takip et. Nallı Han'a var. Onun yolunca İskenderiye'ye, Şam'a, Bağdat'a, Malatya'ya, Kayseri'ye, oradan Konya'ya gittim, vardım şeyhim. Sonrası huzurdayız. Yunus şeyhe döndü. Rahmetullah şeyhimiz Arabi'ye. Rabbim himmetinden mahrum etmeye. Ey bakalım. Hoş gelmişsin. Ahmet başını eğdi. Hele abdest tazeliyesin. Sana halvet görünür. Yunus Ahmet'e tebessüm ederek başıyla onaylar gibi yaptı. Ahmet daracık bir yerde oturuyor. Bir parça ekmek ile bir tas su koyuverelim mi önüne şeyhim? Ne ekmeği o? Ne suyu? 40 gün ekmek yok, su yok Ahmet'e. Kendin ara bakalım kendinde. Ta Endülüs'ten bura ne aramaya gelmişsin? Halvetin kapısını Ahmet'in üzerine kapattılar. Karanlık, ana dönüş. Kasım daralmış gibi soluklanarak mektubu kenara koydu.
Rahleye eğileceği esnada en üstte duran Latin harfleriyle yazılı mektuba baka kaldı. Şaşkın ifadesiyle mektubu eline alıp incelemeye koyuldu. İyice yaklaştırdı. Anlamaya çalışan yabancı gözlerle bakıyor yazılara. Geçmişe dönüş. Yunus sırtında odunlarla nehir kıyısında duruyor. İşitin ey yarenler. Kıymetli nesnedir aşk. Değmelere verilmez. Hürmetli nesnedir aşk. Hem cefadır hem sefa. Hamza'yı attı kafa. Aşk iledir Mustafa. Devletli nesnedir aşk. Dağ düşer küleyler. Gönüllere yol eyler. Sultanları kul eyler. Cüretli nesnedir aşk. Kime kim aşk vurdu ok. Gusta ile kaygı yok. Feryat ile ahı çok. Firkatli nesnedir aşk. Denizleri kaynatır. Mevce gelir oynatır. Kayaları söyletir. Kuvvetli nesnedir aşk. Akılları şaşırtır. Deryalara düşürür. Nice ciğer pişirir. Key odlu nesnedir aşk. Miskin Yunus neylesin? Derdin kime söylesin? Varsın, dostu toylasın. Lezzetli nesnedir aşk. Gözlerini yumarak nehre karşı öylece kaldı. Kasım mektubu indirdi. Türklere esir düşmemin üzerinden tam 10 sene geçmiş idi. Artık Türk diline bir Türk kadar hakim idi. Antalya'da esir düştükten sonra Kayseri'deki yabanlı pazarından beni satın alan Hacı Mevlüt beni bir dergaha armağan etmiş. Şeyh Mahmut da en son beni azat edivermiş. Genç bir adam rahlede yazıyor. Müslüman olduğum için Anadolu'da kalmaya, Macaristan'a geri dönmemeye karar vermiş idim. Anadolu'yu boydan boya gezer iken yolum Tapduk Emrem dergahına düşmüş. Allah'a hamdolsun ki Yunus Emrem'in şiirlerini Latin harflerine aktarmak bize nasip olmuştur. Yunus Emrem'in hem seyahatlerinde söyleyiverdiği ve Adem adlı dervişin tuttuğu kayıtları hem de imdi söylediği şiirleri Latin harflerine aktarırım. Bizden evvel gelip şeyhimin halvete sokuverdiği Endülüslü Ahmet'in Arapçaya aktardığı gibi. Şimdi Kasım rahledeki mektuplardan bir tanesini aldı. Kırk günün sonunda halvetten çıkardı şeyhim. Manamda gördüğüm hayvanatın nefsani halleri temsil ettiğini bir bir anlatıp yol gösterdi tabirleriyle. Ben halvetteyken dergaha gelen mühtedi Macar dervişi Pet George Mustafa Efendi de yanımızda kıra vardık Yunus Emrem'e. Geçmişe dönüş. Yunus güneşli bir günde yanında Bacım Sultan ile orman içinde bir düzlükte. Yunus odun topluyor. Bacım Sultan ise ayakta bebeğini sallıyor. Bir ağacın altında duran Bacım Sultan karşıdan gelenleri fark etti. Yunus'um. Yunus dönüp baktı. Gelenleri fark etmesiyle tebessüm ederek doğruldu.
Şeyh yanında dervişlerle yaklaşırken Yunus hırkasının önünü toparlayıp elini kalbine koydu. Hoş gelmişsiniz şeyhim. Hoş bulmuşuz Yunus Emre. İbrahim'im nerededir? Az ötede oynar. Ahmet Efendi halvetten çıktı. Hele bir taze hava nasiplene dediydik. Biz de azı kazar edecektik babam. Bir tas suyunu içeriz kızım. Bacım Sultan telaşla ağaca yönelecek oldu. Yüzündeki tebessüm silinerek durakladı. Yunus ile göz göze geldiler. Testiyi unutmuşum babam. Ben varıp alıvereyim siz otururken. Biz alakadar oluruz hemen şeyim. Hele telaş etmeyin. Ahmet Efendi bulur bize su. Ahmet el göğüste baş eğerek selam verdi. Ardından elinde asasıyla yanlarından ayrıldı. Şöyle buyur. Ali Taygu şeyhi ağacın altına yöneltti. Yunus çimenlere serili postu alıp az öteye serdi ve şeyhe yanaştı. Nasıl öbürsün şeyhim? Yunus şeyhin öpüp eline verdiği asayı saygıyla öptü. Şeyh geçip otururken etraftakiler ağır ağır uzaklaşan Ahmet'i izlemeye koyuldular. Ahmet 100 metre kadar ileride bir anda durakladı. Asasını toprağa batıra batıra zemini yokladı. Ardından yere çöküp asayı sapladığı yeri elleriyle kazmaya başladı. Şeyh kulak kesilmiş, yanındakiler ise merakla izliyorlar. Ahmet üzerinde kahverengi bir hırka, omuz hizasındaki dalgalı saçları öne dökülerek kazıyordu. Balçık halindeki toprağı avuçlayarak durup biraz inceledi. Heyecanla ellerini çukura daldırıp kazımaya devam etti. Şeyhin yanındakiler öylece durmuş uzaktan izliyorlar. Bir karış derinliğindeki çukurdan su fışkırmaya başladı. Ahmet çukuru biraz daha genişletip ellerini suya daldırdı. Çamurla karışık açık kahverengiye boyanmış suyu avuçlayıp doğruldu. Yunus Emre'm şiirlerinden dahi şeyhimizden bilmişiz ki tasavvufta su hakikati temsil eder. Endülüslü Arabi dervişi Ahmet'in bulduğu su kendi hakikati idi elbet. İşte 10 senedir neden Anadolu'da gezip durduğumun, memleketine dönmeyen azade bir esir oluşumun sebepleridir bunlar. Muhyiddin Arabbini izini süren Endülüslü Ahmet, Aradini Anadolu, Nallihan, Tapduk Emrem dergahında bulmuş. 1299 Tapduk Emre dergahı. Var indi Şeyh-i Ekber diyarında, Endülüs'te sözümüzü anlatıveresin canlara. Sözümüz nedir derisen, sözümüz Yunus Emre'nin şiirleridir. Onlar hakikattir. Su gibi, hava gibi, güneş gibi, toprak gibi hakikattir. Yunus mahcup ifadesiyle başını önüne eğdi. Ahmet elindeki defteri kaldırdı. Gitme vakti. Defteri öpüyor. Şeyhimiz akşam namazından sonra sırtını sıvazladı. Yunus Emre'nin Arapçaya aktardığı şiirlerini de divan edip heybesine koydu. Ana dönüş. Pencere önünde oturan Kasım sağ elini gözlerine götürüp hafifçe bastırarak kovdu. İyiden iyiye yorulmuş, açık tutmakta zorlandığı gözleri dalıp gidiyor. Elinde mektupla bir süre öylece oturdu. Mektubu kenara koyup rahleye eğildi. Azalan mektuplardan birini aldı ve hafifçe sağ yana kaykılarak okumaya koyuldu. Geçmişe dönüş. Gündüz vakti. Yunus nehir kıyısında odun topluyor. Bak. Üzerinde siyah bir hırka, başında siyah sarı, sakalları iyice kırlaşmış. Baltayı kalın dala indirdi. Kesmeye devam ederken yuvarlanarak gelen bir çam kozalağı önüne düştü.
O esnada karşıda birkaç atlı belirdi. Nehir boyunca ilerleyen atlı kafile o tarafa gelirken Yunus eğilip kozalağı aldı. Kafilenin başında üzerinde bakır rengi siyah kaftanı, başında mücevher süslemeli sarıyla hafif kır sakallı esmer bir adam var. Esselamu aleyküm. Aleyküm selam sultanım. Derviş neylersin? Odun keselim sultanım. 40 yaşlarındaki sert bakışlı sultan Yunus'u uzun uzun süzdü. Elini kuşağına götürüp kahverengi büyük bir kese çıkardı. Sol elini aldığı keseyi havaya kaldırmış gösteriyor. O ne ola ki sultanım? Bu dünyadaki en iyi hizmetkar bu. Her nereye göndersen boş gelmez. Adı ne ola ki? Altındır. Yunus düşünceli ifadesiyle bakışlarını indirip sol elindeki kozalığa baktı. Dileseydi cümle varlığı altından yaratır idi. Yunus'un elindeki kozalak altına dönüştü. Sultan ile geride duran askerleri şaşkın şaşkın bakıyorlar. Demek kıymet altında olmasa gerek. Dünya malı sultanım. Neye yarar? Taş, taş. Ağaç. Ağaç olan da hoştur. Kozalak normal haline döndü. Sultan uyanık olup olmadığını anlamaya çalışır gibi gözlerini kapatıp açtı ve omuzlarını dikleştirdi. Elinde kozalakla karşısında duran Yunus'u süzüyor. Bir vakit sonra aynı yer. Yunus kıyıya serdiği postuna dizüstü oturmuş, başı önde duruyordu. İrkilerek doğrulttu başını. Bakışlarını yere odaklamış halde derin derin nefes alıyor. Gözlerini yumdu. Gözlerini açıp etrafına bakındı ve elini kalbine götürdü. Tebessüm ederek derin bir nefes aldı. Yerinden kalkıp postu önden arkaya doğru katladı. Çarıklarını giyip postu yerden aldı. Şöyle bir silkeleyerek katlayıp bir iki adım sağda odunların üstünde duran heybeye koydu. Heybenin başından ayrılıp doğruldu. Taş kum zeminde diğer odunlardan ayrı duran iki eğri dala takıldı gözü. Bir süre öylece durup bekledi, ardından yere çöktü ve eğri dağlardan birini alıp iple bağlı destedekilerin yanına koydu. Yüzünde beliren hafif tebessümle diğer eğri dala baktı. Eğriliği koyasın, doğru yola gelesin. Kibri kini çıkar gıl, erden nasip alasın. Doğrulmadan heybesini omzuna aldı. Ne verirsen elin ile o gelir senin ile. Odunları sırtına alıp doğruldu. Bir ağaca dayalı asasını da sol eline alarak nehir boyunca ilerlemeye başladı. Ben desem inanmazsın. Varacağız göresin. Gönülde pas oturur. Onda seni yitirir. İçeri şah oturur. Giremezsin göresin. 12'dir hücresi. 7 dervazesi vardır. Onda 2 dilber var. Bilmezsin ki sonrasını. Ana dönüş. Kasım elinde mektupla sedirde iki büklüm oturuyor. Başını hafifçe doğrultup bakışlarını boşluğa odakladı.
geçmiş. İsmail'e dergahın avlusundalar. Yunus Ağam, halim Selim'dir değil, tepesine çıkarsın. Heredeyi ver bakalım, ne laflar etmişiz? Dinsiz demişsin Yunus Ağam'a. Başka diyecek laf mı kalır? Diyecek bir lafın varsa bana de. Yunus Ağam'la uğraşma. Bak hele. Bak hele. Karnını gıdıklayarak sevecek oldu. İsmail çekip gitti. Şimdi Kasım yüzünde buruk bir tebessümle hafifçe kafa sallıyor. Gülümsemeye devam ederek bakışlarını mektuba odakladı. Karaman'dan, Mahmut Hayrani dergahından teberrüken hırkamı giyip yıllar sonra kendi ocağıma dönmüş idim. Olanı biteni, çıktıkları seyahatleri, yaşadıklarını, Adem Efendi'nin yazdıklarını da okuyup dahi bizzat Yunus Ağam'ın ağzından işittim. O gün odundan gelip ilk kez dergaha eğri odun getirdiği gün imiş. Geçmişe dönüş. Yunus dergahın harem kapısından çıkan Şeyh ile karşılaştı. Şeyhim. Yanına yaklaştı. Geldin mi Yunus'um? Geldim Şeyhim. Şeyh elini uzatıp Yunus'un sırtındaki odunları incelemeye koyuldu. Bıraktın mı? Eğriyi doğruyu bir yana Yunus Emre'm. Bıraktım ha Şeyhim. Bıraktım. Şeyh elini çekti. Herkesler doğrudur. Sen doğruysan. Bulunmaz doğruluk. Sen eğriysen. Artık senden esen rüzgar dünya kokmaz olmuştur Yunus'um. Yunus başını eğdi. Bundan böyle dergahımızda sana yer yoktur. Yunus şaşkın. Bir posta iki aslan oturmaz. İmden tez yok. Al evladı iyalini. Kendi yolunda yürü. Bu daldan uçma vakti gelen de işte bu elimdeki asayı attığım yeri bul. Yunus yüzünde derin bir kederle dudakları hafifçe titreyerek süzüyor Şeyh'i. Şeyh tebessüm ederek elini omzuna koydu. Öylece kaldılar. Güneşli bir günde dergahın kapısında vedalaşıyorlar. Mavi gözlü, kısa sakallı bir genç Şeyh'in elini öptü ve el gözde selam verip Ali Taygu'ya yanaştı. Yunus Emre'm o günden sonra aile efradını dahi alıp yollara düştü. Hanım ana 5 yaşlarında olan Fatma'yı ağlayarak bağrına basıyor. Bacım Sultan da Yunus ile geride durmuş ağlıyor. İsmail de Karaman'da Mahmut Hayrani halifelerinden aldığı eğitimi tamam etmiş, koca bir civan olmuştu döne geldiğinde. Şeyh'in elini öpen İsmail'imiş. Onu da yanına yoldaş, dahi yardımcı kıldı Şeyh'imiz. Yunus Ali Taygu ile kucaklaşıp sarıldı. Bacım Sultan annesine sımsıkı sarıldı. Veli ağlayarak sarıldı Yunus'a. Bacım Sultan yüzünde buruk bir tebessümle babasına yanaştı. Elini iki elinin arasına alıp öptü. Ağlayarak boynuna sarıldı. Şeyh kızına sarılmış tatlı tatlı gülümsüyor. Bacım Sultan başını babasının sağ omzuna koyup tekrar sarılırken zaman çok yavaş akmaya başladı. Hanım ana 8 yaşlarında olan İbrahim'i kucakladı. İsmail omzunda heybe, elinde Yunus'un asasıyla birkaç adım geride bekliyor. Yunus Şeyh'in sağ yanında duran hanım anaya yanaşıp elini öptü.
Şeyh İbrahim'in başından öptü. İbrahim yanından uzaklaşırken havada kalan elini Yunus tuttu. Eğilip kapandı Şeyh'inin eline. Şeyh öne eğilmiş halde duran Yunus'u başından öptü. Yunus kederli bakışlarıyla Şeyh'i süzerken zaman yavaşladı. Yunus ağır ağır dönüp gidecek oldu. Durup ağlamaklı ifadesiyle Şeyh'in boynuna sarıldı. Birbirlerine sarılmış halde öylece kaldılar. Yunus istemeye istemeye geri çekilip elini kalbine götürdü. Şeyh de aynı şekilde karşılık verdi. Yunus yanlarından uzaklaşırken hanım ana eliyle ağzını kapatarak ağlamaya başladı. Yunus Emrem aldı evladı ihaleni, düştü yollara. O günden sonra bir daha ne vakit görüşmek nasip olur bilmeyiz artık. Bizim güneşimiz de batmaya yüz tutmuş çoktan. Yunus yanında ailesi ve İsmail ile dergâhtan uzaklaşırken zaman yavaş akıyor. Ağaçlı yolda ağır ağır ilerlemeye devam ediyorlar. Hanım ana eli böğründe arkalarından bakıyor. Şeyh'in yanında duran Ali Taygu ile Veli üzgün. Ana dönüş. Kasım başını mektuptan kaldırdı. Bir süre öylece durup düşündü. Ardından elinde kalan mektubu sağ yanına koydu. Rahliye eğilerek kalan mektupları karıştırmaya başladı. Aradığını bulamıyor gibi suratını büzdü. Öne eğilmiş halde karıştırmaya devam ediyor mektupları. Birini alıp eliyle tozunu silkeledi ve incelemeye koyuldu. Ahilere Ahret gerek. Mecnunlara Leyla gerek. Bana seni gerek seni. Ne tamuda yer eyledim. Ne uçmakta köşk bağladım. Senin için çok ağladım. Bana seni gerek seni. Cennet cennet dedikleri. Bir eyle birkaç huri. İsteyene versen onu. Bana seni gerek seni. Yusuf eğer hayalini düşte göreydi bir gece. Terk edeydi mülklerin. Bana seni gerek seni. Yunus çağırırlar adım. Gün geçtikçe artar odun. İki cihanda maksudun. Bana seni gerek seni. Şirktir bu. Küfürdür bu. Şirk dolu sözlerdir bunlar. Giden gözü dönmüş halde etrafına bakınıyor. Kimse duymamalı bunları. Kimse görmemeli bunları. Kimse görmemeli. Gündüz vakti. Kasım yanında doğru bir at, elinde mektuplarla bir nehir kıyısında duruyor. Ana rahminden geldik pazara. Bir kefen aldık, döndük mezara. Kasım bir mektubu kıyıdaki taşların arasında yanan ateşte tutuşturdu. Yanan mektubu havaya kaldırıp bir süre öfkeyle baktı ve suya attı. Elindekilerden birini okuyor. Aşk aşıkı aslan eder. Aslanı zincir eder. Katı taşı mum eder. Ateşin başına çöküp mektubu tutuşturarak suya attı yine. Aşık olmayan Adem benzer yemişsiz ağaca.
mektupları yakarak nehre atmaya devam ediyor. 100.000 cefa kılsan bana, senden yüzüm döndürmez. Ben yürürüm yana yana, aşk boyadı beni kana. Derviş Yunus, bu sözü eğri büğrü söyleme. Seni sigaya çeken bir molla Kasım gelir. Kasım gözleri kocaman açılmış halde durakladı. Telaşla ateşin başına çöküp yanan bir mektubun parçasını aldı. Elinde bir parça kağıtla öylece kalmış. Suda yanan mektuba bakarak ağlıyor. Pişmanlık içinde çırpınıyor. Harlı ateşten bir parça daha kurtardı. Ardından taşlara tutunarak eğilip kıyıdaki bir kağıt parçasını aldı. Yüzü bembeyaz kesilmiş bir halde bir taşa oturup ağlayarak etrafına bakınmaya başladı. Bakışlarını ateşe yöneltti. Sessizce ağlayarak etrafına bakınıyor. Derviş Yunus, bu sözü eğri büğrü söyleme. Seni sigaya çeken bir molla Kasım gelir. 1321 Nallıhan Emrem Sultan Köyü yazdı. Güneş uçsuz bucaksız bir ovanın ufuk çizgisiyle kesiştiği noktada parlıyor. Güneşin yönünde bir insan silüeti belirdi. Elinde asa, omzunda heybesi, başında beyaz sarığıyla ağır ağır ilerleyen 80 yaşlarındaki aksakallı Yunus Emre'ymiş. Bu daldan uçma vakti gelen de işte bu elimdeki asayı attığım yeri bul. Yunus yerdeki asaya doğru ilerlemeye devam ediyor. Biz dünyadan gider olduk. Kalanlara selam olsun. Bizim için hayır dua, kılanlara selam olsun. Ecel büke belimizi, söyletmeye dilimizi. Hastayken halimizi soranlara selam olsun. Tenim ortaya açıla, yakasız gömlek biçile. Bizi bir arı veçh ile yuyanlara selam olsun. Azrail alır canımız, kurur damardı kanımız. Asanın başına çöktü. Yayacağız kefenimiz, saranlara selam olsun. Gider olduk dostumuza, eremedik kastımıza. Namaz için üstümüze, duranlara kendi selam asasını olsun. Öperek bırakıp yerdekini aldı. Sözdür söylenir araya, kimse dövmez bu yaraya. İtip bizi makbereye koyanlara selam olsun. Bunda hep gelenler gider, herkes gelmez yola gider. Doğruldu. Bizim halimizden haber, soranlara selam olsun. Şeyhinin asasına aşkla bakıyor. Aşık oldur, hakkı seve, hak derdine kıla deva. Bizim için hayır dua, kılanlara selam olsun. Miskin Yunus, söyler sözü, kan yaş ile doldu gözü. Bilmeyen ne bilsin bizi, bilenlere selam olsun. Yunus Emre şeyhinin asasına dayanarak güneşe doğru yürürken Aşıklar Ölmez yazdı.
Bu dizinin betimlemesi Tekten Film tarafından Ses ve Betimleme Derneği'ne yaptırılmıştır. www.sesbetimlemedernegi.com. Ses ve Betimleme metin yazarı Reyhan Üzülmez, seslendiren Çiğdem Balmı Yeşilırmak, altyazı Gülay Yılmaz, işaret dili Müjde Kolçak, son kontrol Fulya Akbabal, Dolunay Ünal, Hasan Dikyuva, teknik yapım Murat Özçelik, Ayşegül Uçar, yönetmen Emre Konuk, yapımcı Mehmet Bozdağ. Danışmanlar Mustafa Tatçı, yardımcı doçent Hilmi Arınç. Prodüksiyon amiri Bülent Tetik, set amiri Semih Taşçı. www.tektenfilm.com.tr Bu dizi TRT1 tarafından Tekten Film'e yaptırılmıştır 2016. Film şeridinin içinde kenarları sarı kontürlü büyük T harfi belirdi. Altında Tekten Film yazdı.